Şimdi bugün dünyanın geldiği noktada hem akademinin hem de ilahiyatın geldiği noktada bir kozmolojiyle alakalı, bunun başlangıç noktası olmasıyla alakalı bir itilaf yok. Ortadan kalkmış durumda. Evet. Çünkü yaratılmış bir evren din açısından baktığında dolayısıyla başlangıcı olan, yaratılmışsa bir başlangıcı var. Bir yerde başlıyor. Bugün bir bilim dünyasının geldiği noktada son 100-150 yıl civarında diyelim ona, işte bu Big Bang modeliyle birlikte başlangıcı olan bir zaman ve uzay kavramı. Yani kanıtı da bulundu. Var. Kanıtı da bulundu onun. Ama tabii eğer bir şeyin başlangıcı varsa sonu da vardır diyebilirsin veya en azından sınırları vardır diyebilirsin, değil mi? Orası aslında tam belli değil. Dini açıdan da orada şüpheli bir durum var gibi sanki. Bilimsel açıdan tamamen şüpheli. Yani şüpheli derken kesin değil. Burada senin söylediğini şöyle anlayabiliriz Hamza. Evren modelleri var bilimsel açıdan. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre başlangıcın olduğu kesin. Çünkü kainat, yani dini açıdan başlangıcın olduğu kesin. Kur'an-ı Kerim'e göre. Diğer dinlerde de hemen hemen aynı benzer durumlar var. Bazı işte ruhçuluk falan haricinde ama tek tanrılı dinlerde başlangıcın olduğu kesin. Şimdi başlangıcın olması şu açıdan kesin. Mahluk olduğu için, yani yaratık olduğu için kainat, bunun sınırları olması lazım. Yani bu durumda başlangıcın da sonun da olması lazım. Şimdi dini açıdan böyle bakıyoruz. Bilimsel açıdan başlangıcı işte büyük patlamayla ispat edildi ama büyük patlamanın kanıtları ne? Bir tanesi fon radyasyonu. Onun haritasını bile çıkarttılar. Evet. Yani 3 Kelvin olması lazım galiba. Yok, 270 Kelvin derecesinde, eksi 270 Kelvin derecesinde bir şey buldular. Yani 3 derece daha var. Eksi 273'e, yani mutlak sıfıra. Şu anda bütün kainatın sıcaklığı 3 derece civarında, ortalama sıcaklığı. Şimdi bunu daha önceden bilimsel olarak hesapladılar ve bunun şeylerini radarcılar, Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan radarcılar önce parazit zannettiler. Bu parazit de ne biliyor musun? Televizyonu aç, antene bağlama. Televizyonda karıncalanacak. Hatta bunun filmini bile yaptılar, hani karıncalanıyor falan diye. Şimdi o karıncalar ne biliyor musun? O karıncalar kainatın büyük patlamasından bugüne gelen o fon radyasyonunun işaretleri. Evet. Onun derecesi 3 derece. Hatta onu ben şöyle bir araya girerek bir cümleyle söyleyeyim izleyicilerimize. Çok enteresan. Eğer zamanın, en azından Big Bang teorisinin ortaya koyduğu açıdan, zamanın ilk anına bakmak istiyorsanız, uzayın ilk yaratıldığı ana televizyonunuzu açın. Evet, orada. Antene bağlamayın. Bu cızırtılı karıncalı ekran vardır ya. Karıncalar. Karıncalı ekran. Bu eski telefon. Tabii karınca deniyor. Ona karınca deniyor. Karıncalı ekran. O işte evrenin ilk hali. Bunu radyasyonun, kozmik fon radyasyonu, birazdan açarsan tabletten evet, konuya. Kozmik fon radyasyonu dünya, uzayın her yerinde eşit miktarda dağılmış evet, ve ilk Big Bang'in mesela şey gibi, tüten dumanı, namludan tüten duman evet, benzetmesi de yapılır. Dönüştürülmüş ve televizyon ekranına tercüme edilmiş hali. Yani evet, zamanın başlangıcını merak ediyorsanız açın karıncalı ekrana bakıp görebilirsiniz. Bu aslında şöyle bir şey. Eğer başlangıçtan beri, Big Bang'ten beri bugüne kadar işte 13,5 milyar yıl geçmiş. Peki ben şöyle düşünmüştüm bir zaman. Buradan biz geriye baksak acaba geride bazı şeyler görebilir miyiz diye. İşte bu geriye bakıp insanoğlunun en uçta görebileceği, yani buradan ufuktan bakıyorsun kaç kilometre öteyi görebilirim diye. Bu işte insanoğlunun bakıp görebildiği en uzak yer. Şimdi bu büyük patlamanın işaretlerinden bir tanesi ve bunun haritası da çıktı. Bunun haritasını da çıkarttılar. Evet. O haritada da belli şey, sistemin nasıl bir şey olduğu. İkinci kanıtı da şey, Doppler yasasıyla bu prizma şeyinden uzaklaşan, yani sistemin büyümesi, uzayın genişlemesiyle ilgili kesin bir bilgi bulundu. Uzay genişlediğine göre bu geçmişte daralıyordur diyerek büyük patlamanın, bu da ikinci bir kanıtı. Şimdi bilimsel olarak büyük patlamanın kanıtı var. Yani başlangıcın kanıtı var. Dinlerde de bir başlangıç olması gerekiyor.
Çünkü neden? Bir dine inanıyorsan bir tane ilah vardır. O ilahın yarattığı yaratık vardır. Yani bu yaratık olduğuna göre ilahtan daha sonra ortaya çıkmış bir şey. Buna da hadis deniyor zaten İslam literatüründe. Hadis yani sonradan ortaya çıkmış bir şey. Şimdi hadis olduğuna göre kainat, o zaman bunun başlangıcı var demektir. Fakat sona geldiğimizde sonda iş değişiyor. Burada şunu söyleyeyim bu arada. Mesela evren modellerinde 4 tane model var. Birincisi böyle bir çizgi çiziyorsun. Başı sonu yok. Yani bilimsel olarak araştıranlar bunu böyle anlamaya çalışıyorlar. Bir çizgi çiz, başı sonu yok. Bu bir evren modeli. Başı olmayan, sonu olmayan. Ama aslında bu yaratıcının kendisi. Yani ilahi bir güç olması lazım başı sonu olmaması için. Evreni Tanrı ile özdeş olarak gören inançlar bunu bu şekilde olduğunu düşünüyorlar. Ama bu büyük patlamayla bilimsel olarak şey dışı kaldı. İnceleme dışı kaldı. İkinci model, başlangıcı var, sonu yok. Yani yarı doğru dediğimiz bir çizgi. Bu olabilir mi? Olabilir bu. Bunu şimdi incelemeye çalışacağız. Üçüncüsü, başı var, sonu var. Bu da böyle. Bir dördüncü daha eklediler. Çünkü neden? Bu başlangıçtaki birinci, yani başı olmayan, sonu olmayan iptal olduğu için. Acaba dediler, bunun yerine bir şey ekleyebilir miyiz? Şöyle dediler, bu da tam bilimsel olarak belli değil. Bu kainat açılıyor, kapanıyor. Ondan sonra tekrar açılıyor, tekrar kapanıyor. Bu döngü sonsuzdur dediler. Buna da osilasyonik evren teorisi deniyor. Bu döngü sonsuz mudur, değil midir? Bunu Hawking inceledi. Hawking, kara deliklere giren maddeden bir kısmını radyasyon olarak dışarıya çıkardığını buldu, kanıtladı. Böyle olunca şöyle bir yorum yaptı. Dedi ki kainatın tamamı da bir kara deliğe kapanırsa buradan da bir madde, bir kısım madde dışarıda kalacak. Bu şu demektir, kainat gittikçe güçsüzleşecek. Yani 5., 10., 100., 1000. seferde artık gücü kalmayacak. Ya açılamayacak ya kapanamayacak. Yani bunun sonu vardır dedi. Bu da geçersiz dedi. O zaman bizim elimizde ne kalıyor? İki tane şey kalıyor. Başı var, sonu yok. Başı var, sonu var. Acaba hangisi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakınca buna da anlayış çıkar, buna da anlayış çıkar. Neden? Mesela başı var, sonu yok'a anlayış çıkabilir mi dini açıdan? Şöyle çıkar. Hud suresinde mesela iki tane alt alta ayet var. Gökyüzü yani semalar ve dünya durdukça cennette durur. Semalar ve dünya durdukça cehennemde durur diye ayet var. Şimdi bu mesela biraz şey yapıyor. Bu başı var, sonu yok. Yani açık bir evren olabilir mi? Evet, yani şey de koyuyor değil mi yani? Cenneti ve cehennemi içine koyuyor. İçinde bulunduğumuz üç boyutlu uzayın tabii içerisinde konumlandırıyor. Kainatın yani. İçinde bir bölge olarak konumlandırıyor. Ama şimdi bizim anladığımız şekilde üç boyutlu mu? Veya orası bir kara deliğin içinde farklı boyutlara açılan yönleri var mı yok mu? Orası açık değil. Ama bu kainat sisteminin içinde yani kainatın varlığıyla onun varlığını eşitlemiş. Evet. Şimdi bu acaba nasıl olabilir? Diğer modele geçelim. Başı var sonu var modeline. Bunu Kur'an-ı Kerim'den destek bulabilir misin? Bulursun. Ama bilimsel olarak bu belli değil. Neden belli değil? Burada şu andaki maddenin yani ışık vasıtasıyla bizim tespit edebildiğimiz maddenin gücünün bu kainatı durdurmaya yani bu genişleyen kainatı durdurmaya yetmeyeceği anlaşıldı. Hatta yani %95 mertebesinde daha madde olması lazım. Buna da dediler karanlık madde. Bu karanlık maddeyle kainatı durdurur diye hesapladıkları bir miktar. Ama bu madde tespit edilmiş değil. Yani karanlık madde derken bunu İngilizce daha iyi bilirsin sen. Dark matter. Dark matter diyorlar. Şimdi dark dediği zaman bu aslında biz karanlık deyince kara bir şey anlıyoruz. Kara değil, şeffaf yani. Görünmüyor. Görünmüyor, şeffaf. Yani şeffaf desek Türkçe'de daha iyi olur. Evet. Şimdi bu görünmeyen, görünmediği gibi bir ölçü aletiyle de tespit edilemeyen. Ama nasıl anlıyorlar? Dolaylı olarak olması gerekir. Çünkü galaksilerin hareketlerinden, galaksinin içindeki sistemlerin hareketlerinden bunları hareket ettiren bir güç vardır diye. Bir de galaksilerin oluşturduğu sistemler var. Büyük çekici diye bir şey var, büyük çekici. Galaksiler böyle bir ahtapot gibi sanki kolları yan yana dizilmişler ve bir yere doğru gidiyorlar hepsi. Bütün her taraftan. Belirli bir bölgede oluyor bu.
Ona büyük çekici diyorlar. Şimdi o onu çektiğine göre burada çok fazla bir madde olması lazım. Çekim gücü o kadar kuvvetli, bütün galaksileri çekebilecek kadar. İşte burada görünmeyen madde, dark madde diyorlar. Şimdi bu benim tahminimi söyleyeyim. Aslında vav harfi var ya, vav. Vav harfini böyle çizdiğin zaman V'nin başlangıç ucunu birleştirmezsen sonradan gelen açılımla beraber kainat böyle bir şey olabilir. Yani bunun sen bana şeyini çiziyorsan, şeklini çiziyorsan, yani geometrik bir şekil söyle diyorsan. Yani sonuçta şekli olan, dolayısıyla sonlu bir evren modeli koyuyorsun değil şöyle, mi? Şöyle başlangıcı var. Sona doğru bitişmeye geliyor fakat tam bitişmiyor. Tekrar açılıyor ve açılan, ikinci açılan sınırsız. Peki o zaman sınırsız. Belli bir hızla gidiyor, tamam mı? Belli bir hızla genişliyor ya, uzuyor ya veyahut da. Şu anda öyle. Harfine benzetiyorsan. Sen onun hızından daha hızlı. Genişleme hızından daha hızlı git, o zaman sen onu geçersin. Tabii işte burada zaten zaman nereye çıkıyor ortaya. Zaman çıkıyor. Uzayın o zaman ötesine geçersin. Uzayın bittiği yerden ötesine varsa geçemiyorsun, geriye dönüyorsun. Bak işte bu da çok acayip bir şey. Işte. Şimdi zaman nedir? Zaman aslında uzayın açılma hızı. Bu ışık hızında oluyor. Peki her yerde böyle mi? Hayır. Galaksiler arası uzayda böyle. Ama galaksi bölgelerine geldiğimizde bu hız yavaşlıyor. Galaksilerin içinde daha da yavaşlıyor. Çünkü buradaki merkezde çekim kuvveti var, kara delik var. Galaksilerin içinde güneş sistemleri var. Şimdi zaman o yüzden uzayın her yerinde aynı değil. Yani hıza göre değiştiği için... Hareket yani aslında. Hareket olmasa evrende hareket, tabii, hareket. Dursa. Hareket olmasa hiç zaman da yok zaten aslında. Zaten İslam aliminde evren mesela de olmuyor İbn zaten Arabi de. Bunu hareket diye açıklamış. Yani hareket diye açıklamış. Ve hiçbir şey hareketten azade değildir diye açıklıyor. Hareketi her şey sıralaması. Hareket. Şu kalem böyle giderken tık burada bir kare, burada bir kare, burada burada arka arkaya geliyor ya. Hareket, o evet. Kareleri o sıralama, hareketin sıralamasına zaman diye tanım koyabilir miyiz? Ama işte farklı bu. Zamanı anlamak işte o yüzden çok şey. Şimdi zamanın dış uzayda, yani galaksiler arası boş uzayda. Uzay da boş değil bak, bir de o var. İşte dark matter dediğimiz bu olabilir. Evet. Şimdi buradaki bu hareketi ışık hızında diyoruz. O yüzden zamanın hızı da ışık hızına sabit. Şimdi sen zamanda... O zaman ışık hızına çıktığım zaman zamanın durması lazım. Zamanı durdurursun. Işık hızını aşacak bir aracın varsa... Gideceğin başka yer olmadığı için geriye dönersin. Çünkü ışık hızından daha hızlı gittiğin zaman geriye dönersin. Yani geçmişe dönersin. Şimdi ışık hızından daha hızlı gittiğin zaman geçmişe dönüyorsun. Peki bunu başka bir yolla yapabiliyor musun? Hızlanmadan. Bir aletin yok. Şunu yapabilirsin. Mesela bu bir araba. Bu gidiyor. Sen de buna yetişmeye çalışıyorsun. Çok güzel koşan bir atın var. Atla bunu yakalamaya çalışıyorsun. Bu ışık hızında gidiyor. Sen de buna yetişmeye çalışıyorsun. Yetişemiyorsun. Fakat burada bir şey yapabilirsin. Bu arabayı durdurabilirsin. Buna bir fren koyarsın, durdurursun. Bunu durdurduğun zaman senin atınla bunun hızı aynı olduğu zaman burada da zaman durur. Anlatabildim mi? Şimdi bu mesela sıçrama yapmak istiyorsan, yani bir zaman yolculuğu yapmak istiyorsan, özellikle bu geleceğe gitmekte geçerli. O zaman şunu yapacaksın. Yer çekimsel kuvvetli bir ivme, o ışık hızına yakın bir etki verecek bir yer çekimsel kuvvet. Ben buldum kuvvet. Biliyor musun onu? Şimdi şaka gibi yani, gelecek ama. Onu da sen söyle. Zaman yolculuğunun mantığı tabii. Bana göre. Şimdi o atla gidiyorsun ya. Evet. Atı hız olarak düşün. O hız. At senin hızın. Arabayı fren yapacaksın ya. Evet. O freni de sıcaklık olarak düşün. Evet. Sıfır Kelvin'e indir, tamam mı? Hızlandığın ortamı. Sıfır Kelvin. Bunu bu sıvı nitrojen. Sıfır Kelvin'e indirebilir misin? İndiremezsin. İşte yaklaştırırsın. Uzayın sıcaklığı 3 derece. İndiremezsin. 3 derece indirir. İndir işte. Ama en azından yaklaştırıyorsun, tamam mı? 0 Kelvin'e yakın bir sıcaklık. Onu yapamazsın. Bak. Sıvı nitrojen. Şöyle yaparsın. Belirli bir alan. Mesela burada yaparsın. Bu odanın içinde yapabilirsin belki. Bütün evrenden bahsetmiyorum. Ama gittiğin zamanda yerde yolculuk... de o olması lazım değil mi? Yani mesela nereden gideceksin? Buradan diyelim olması ki lazım. Antarktika'ya. Lazım. Tabii. Burada yaptığın aleti evet. Antarktika'da aynı şey da bir gibi. Alet olacak. Ben hatta onu şeye benzettim. Mağaraya benzettim. Cep mağara telefonu orada gibi. Duruyor ya. Mağara hep duruyor evet. Orada. O içindeki alan da orada duruyor. Binlerce yıl o alan duruyor. Evet. Sen bir tane kulübe yap. Telefon kulübesi. Evet. Telefon kulübesinin içini sıvı nitrojenle dondur. Sıfır Kelvin'e yaklaştır. Tamam. Ve onun içerisinde dönen bir iç hazne daha yap.
Gir içine, ikisinin şeyini birleştir, gücünü. Birisi at olsun, diğeri de arabanın freni olsun. Benzetme yani. Ve o kulübe sabit dursun orada. Oradan o kulübenin sabit geleceğine dursun, gidersin. Kulübenin geleceğine gidersin. Ama üstüne gökdelen yapıldıysa... O zaman ayva yedin. Yani belki 300 sene gittin ya diyelim. Evet. 300 sene sonra şimdi İstanbul'da boş yerler bir sürü adamlar gökdelen yapmış. İşte oradan gidersen toslarsın gökdelen. İşte o yüzden öyle bir şey olacak ki mağara falan olması lazım. Tabii o kesinleştirmen lazım. Yani senin gideceğin yerde de o mağara mağara olarak kalmış olması lazım. Dark dizisi vardı. Evet. Biliyor musun? İzledin mi? Yok, izlemedim. Mağaraya giriyorlar. Öbür ucundan çıkıyorlar. Başka bir zamanın başka bir şeyine. Aynı mağarada çıkıyor. Başka aynı bir mağara. Zamana. Bir giriyor, bir çıkıyor. Bir giriyor. Artık oyuncak ediyorlar. Tamam. Yani içine artık cılgını zaten çıkardılar. Dizinin son seyirlerine kadar. Binlerce doğru kere gidersin. 50 tane şey çıktı zaten. Yani böyle ambale ediyor. Ondan sonra bence bir iki sezonda falan bitirselermiş daha güzel olurmuş. Neyse. Olsun. Mağara alegorisi hoşuma gitti. Tabii mağara. Çünkü Ashab-ı Kehf de mağaraya giriyor ve zamanda yolculuk yapıyor. Tabii mağarada anlatılıyor. Yani burada mağarada anlatılmasının bir özelliği var demek ki. Yani çünkü o mağara 1000 sene de geçse değişmiyor. Hı. Üstüne de bina yapsan o mağaranın içi gene aynı. Yani bozulmamış bir yer. Yani evet, sana engel olacak bir şey yok. Çünkü burada mekanı değiştirmiyorsun. Mekanı değiştiremiyorsun. Ama zamanda sıçrama yapıyorsun. Bu nerede oluyor? Bu geleceğe giderken oluyor. Geçmişe giderken ne oluyor? Geçmişe giderken bilemiyoruz bak. Burası biraz meçhul. Ama matematiksel evet, olarak... Bu bahsettiğimiz olay sadece geleceğe götürüyor. Geleceğe giderken oluyor. Yalnız geleceğe giderken şöyle. Gittiğin gelecekten de geldiğin yere tekrar geçmişe dönebilirsin. Ama daha hızlı bir sistemle dönebilirsin. Yani zaman veya ışık hızını... Senin bir örneğin vardı. Onu bir şey yapsana ya. Böyle gidiyorsun İzmir'e gidiyorsun. Bir günde, iki gün o sonra yavaşlıyor şöyle, falan. O çok açık anlatım. Bak şimdi buradaki bu bilimsel şeyler keşfedilmeden önce anlaşılmıyor. Ama bunlar yok demek değil. Mesela elektrik de aynı şekilde. Elektriğin hiç olmadığı zamanda düşün. Şöyle yaptığın zaman veya kız saçlarını taradığı zaman saçları böyle dikilmiyor mu? Bu elektrik işte var yani. Ortamda var. Ama sen bu bilgi yok sende. Bunu nasıl kullanacağını bilmiyorsun. Bunu nasıl üreteceğini bilmiyorsun. Şimdi bak görüyoruz her şey elektrik. Ne yaptı? Acayip bir sıçrama yaptı. Bütün her şeyimiz elektriğe bağlı. Bütün sistemimiz. Şimdi bu zaman yolculuğu da böyle aslında. Yani yok değil. Eğer bir şey gerçekse vardır. Işık hızı sınırı aşılamadığı için anlaşılamıyor. Mesela bu biz nasıl yaşıyoruz? Şu anda da yaşıyoruz zaman yolculuğunu. Şimdi Osmanlı zamanında adam İzmir'e bir yere haber gönderecek paşaya değil mi padişah? Atına atlıyor bir tane haberci. Veriyor ona mektubunu. Rulo içerisinde götür bunu İzmir'deki paşaya ver. Kaç gün sürüyor? 4 gün. Atla gidiyor 4 gün. 4 günde paşadan cevabını alıyor. Geriye getiriyor. Padişaha veriyor. 8 gün. Şimdi bu gidiş geliş 8 gün sürdü. Sonra teknoloji ilerledi. Araba çıktı. Şimdi bir günde gidiyorsun İzmir'e. Hatta bir günde git gece de dönersin yani. Şimdi uçakla ne oldu? Uçak çıkınca 1 saatte gidiyorsun. Ben diyorum ki bu da bir zaman yolculuğudur. Bunu biraz ilerletirsen kafanda şu anda gelişmemiş teknolojiyi oluştur. Işık hızına yaklaştıkça zamanı sıfırlarsın. Burada da aynı şey oluyordu geçmişte de. Zamanı kısaltıyorduk biz. Yani 4 gün sonrasının İzmir'ine gideceğimiz halde bir gün öncesine gidiyorduk. Bir gün öncesine hatta şimdi uçakla 1 saat. Yani İzmir'in 1 saat sonrasına gidiyorsun. Zaman yolculuğu ne demek? Zamanı kısaltmak demek. Çok hızlı bir teknolojiyle İzmir'in 5 dakika sonrasına gidersin. 4 dakika sonrasına, 3 dakika sonrasına derken anına gidersin. Eğer teknolojin daha ilerlerse İzmir'in dününe gidersin. Dününe gidersin. İstanbul'da olmuş bir olayı. Yani ışık hızını aşarsan. Aşarsan. Işık hızında gidersen anına gidersin. Evet. Çünkü aşarsan, ışık hızına yaklaştıkça sürekli... Sıfırlanıyor. Kısaltıyorsun süreyi. Tabii süreyi kısaltıyorsun. Işık hızını aşarsan? Aşarsan da geriye dönersin. Çünkü neden geriye dönüyorsun? Daha ileride gidilecek bir yer yok. Yani sen kainatın açılma hızıyla aynı hıza gelmişsin demektir. Kainatla birlikte açılıyorsun. Artık gidilecek bir yer yok. Orası sıfır noktası. Daha hızlandığın zaman gidilecek bir yer yok. Kainattan daha yani zaman ve mekandan başka bir yere gidemezsin. Zamanı mekanı o açılma oluşturuyor. Onun için sen geriye dönmeye başlıyorsun. Geriye döndükçe de ne kadar hızlanırsan o kadar geriye dönersin. Yani büyük patlamaya bile ulaşırsın. Ama geriye döndükçe sistem daraldığı için
Burada yani yaşam şartları kaç sene, 1 milyar sene önceye döndün, 2 milyar sene önceye döndün. Şimdi mesela birçok geçmiş medeniyet, belki de bugün yıldızı bile patladı, gezegeni dağıldı, yok oldu. Ama onlar bizle iletişim kurabilirler. Yani bugün yok, belki 1 milyar sene önce bir medeniyet kuruldu, çok ileriye geldi. Şu anda ne yıldızı var, ne gezegeni var, hiçbir şey yok. Onlar bizle bugün iletişim kurabilirler. Nasıl yapalım? İşte bu hızla, bu şekilde hızlanarak geleceğe dönük bizle iletişim kurabilirler. Yani bizle mesela geçmiş medeniyetlerle veya gelecekteki medeniyetlerle eğer o teknolojiye ulaşırsak, bizim dünya yok olsa, güneş sistemi patlasa, çatlasa bile onlarla iletişim kurabiliriz. Şöyle bir şey, mesela biz buradan bir radyo sinyali gönderdik. O sinyalin 5000 senede kat ettiği mesafe uzaklıkta bir medeniyet var orada. Evet. Ve onlar o sinyali aldığında 5000 sene geçmiş. Ama onlar yeni alıyorlar. Mesaj onlara öyle yeni gelmiş. Ama. Öyle bir şey mi diyorsun? Yok, öyle değil. O radyo sinyali ışık hızının altında gidiyor. O zaman alıyor yine. Tamam, ışık hızında gönderiyor. Işık hızında gidersen şu oluyor. Sen mesela mesaj gönderiyorsun. 1 milyar sene öncedeki bir medeniyetsin. Ben senden 1 milyar sene sonra, belki benim güneşim senin şeyinden oluştu. Sen patladın, çatladın, onun tozlarından benim güneşim oluştu, gezegenim oluştu. Şimdi o medeniyet arada zamanı kaldırdığı için benimle iletişim kurabilir. Bana bugün yaşayan canlılarmış gibi de bilgi de gönderebilir. Mesela Sirius'la ilgili konuları ben incelerken, çünkü Sirius bütün dinlerde geçiyor. Ama Sirius yıldız sistemi şu anda ne gezegeni var, güneşi uygun değil. Neden uygun değil? Beyaz cüce. Beyaz cücenin beyaz cüce olabilmesi için bizim gibi güneş büyüyüp kızıldev olması lazım. Gezegenlerini yutması lazım. Yakması lazım, patlatması lazım veya dış uzaya ittirmesi lazım. Bu ne zaman olmuş? 250 milyon sene önce olmuş. Şimdi 250 milyon sene önce burada gezegen mezegen hiçbir şey kalmamış. Ama bunların bize iletişim kurduğuna dair bütün mitoloji, dini kaynaklarda bilgiler var. 250 milyon yıl önce bize göre, ama 250 milyon da olsa sonuçta orada var. Zamanın o kesitinde 250 var. 250 milyon sene öncesinde var. O kesitinde oradan var. Sen bize... de zamanın bu kesitindesin. Tabii. Zamanı aşarak bir iletişim oluyor. Tabii zamanı aştığın zaman şey kalkıyor ortadan. İletişim kurabiliyorsan, mesajları gönderip alabiliyorsan o zaman... Kendin de gider gelirsin. Tabii kendin de gider gelirsin. Yani burada hız önemli. Bir de yerçekimsel kuvvetin o hızla ortaya çıkan sonucu oluşturabilecek bir sistem kurabilmek önemli. Yani eğer bu kurulursa, bu kurulacak zaten. Ben sana söyleyeyim kesin. Çünkü Hazreti Süleyman'ın konusunda, Kur'an-ı Kerim'de, bu bir maddenin, yani canlı olmasa bile en azından ulaşımın olduğu, yani en azından bir malı falan bir şeyi nakliye bir şeyi yapabileceksin yani anlık. Çünkü Hazreti Süleyman Belkıs'ın tahtını anında getirdi. Bu varsa burada zaten bilime yol gösterir dini kaynaklar, mitolojik kaynaklar. Sen şimdi bir sürü şey araştırmana gerek yok. Bak bu konuyu araştır kardeşim, bilim adamı mısın? Bunu araştır. Bu olacak. Yani anında bir yerden bir yere bir şey gönderebileceksin. Şimdi bunu gönderebildiğine göre... Bunun bir sistemini, yalıtılmış bir şeyini yaparsan canlıyı da içinde gönderebilirsin demektir. Yani canlı gider mi gitmez mi emin değilim. Kur'an-ı Kerim'de canlı gittiğine dair bir şey yok ama ben canlının da gönderilebileceğini düşünüyorum yani. Melekler geliyor mesela, gidiyor. İşte bu melek konusunu da iyi anlamak lazım. Tabii melekler geliyor. İnsan kılığında geliyor. İnsan görünümü tabii. Yani Lut kavmine giden, önce İbrahim peygambere gidiyorlar. O onları insan zannediyor. Mesela diyor ki gelin size diyor. Yemek sofra. İkram edeyim diyor. Sofra hazırlıyor. Kuzu kesiyor falan. Yani. Ama yemiyorlar. Hiçbir şey yemiyorlar falan. Orada uyanıyor. Ondan sonra gidiyor Lut kavmine gidiyor. Lut'un kavmi. Onları çok beğeniyor. Yakışıklı erkekler falan. Onları diyor bize vereceksin diyor Lut peygambere. Evine baskın yapıyorlar falan. Yani baktığın zaman aynı bizim gibi cisimli, bedenli, bize insana benzeyen şey olarak mesela dünyaya gelmişler. Şimdi bu melek konusu. Melek, malik mesela... Yani bunu çok iyi anlamak lazım. Bu güç müdür? Bir sıfat mıdır? Bunlar aslında bizim gibi somut yaratıklar mıdır? Yoksa böyle bir ilahi sistem var ayrıca. Soyut bir yer var. O soyut yerde bu bölgeye geçtikleri zaman somutlaşıp insan kılığına giriyorlar da biz onları öyle mi görüyoruz? Böyle açıklamalar da var. Ama bu açıklamalar
şey değil, o soyut alemin özelliklerini açıklamıyor. Yani bir açıklama getiriyor, diyor ki soyut bir alem var. Orada onlar yaşayan varlıklar ama akıllı varlıklar. Ama bu tarafa geçmek için somutlaşınca böyle insan kılığında oluyorlar diyorlar. Ama buna dair bir Kur'an-ı Kerim'de bir şey yok. Ha tamam, gelmiş insan kılığında görmüş. Fakat burada şu var, Cebrail de aynı şekilde geldiğine göre. O da bir melek. Ona ruh diyor ama. Şimdi ruh dediği zaman burada tam işte onların, yani buradaki bir soyut alemden gelen bir şeyin insan kılığında görünmesi şeklindeki açıklamaya sanki destek veriyor Cebrail konusu. Ama melek konusu eğer somut anlayacaksak, bir sıfat olarak düşünürsen şöyle diyebilirsin, yani bu da bir insan kılığında, yani insan formunda bir canlı. Ama melek dediğin zaman güç sahibi demektir. Kuvvet sahibi, yani bir mevkisi var, bir hiyerarşisi var ve ona emir veriliyor, yapılıyor. Yani bunu bir albay, yarbay, genelkurmay başkanı gibi böyle düşünebilirsin. Yani onun makamının ismi o diye düşünebilirsin. Tabii. O zaman bu şu oluyor. İnsan formunda başka yaratıklar gibi de düşünebilirsin. Evet. Yani bunu ama işte burada yani çok iyi incelemek lazım bunu. Mesela Maliki Yevmiddin dediği zaman da yaratıcı için de kullanıyor bunu. Meli, yani Maliki sahibi veya Maliki Yevmiddin de olabilir o. Çünkü Fatiha suresindeki evcet değerlerine bakınca bir fazla çıkıyor. Bak burası da çok acayip. Ben bunu çok uğraştım. Sonradan bunun eski yazımları, yani Kur'an-ı Kerim'in ilk el yazmaları, bunu Edip Yüksel çok şey yaptı, o kendi sistemiyle ilgili. Orada Fatiha suresine bakınca Maliki yazmıyor, Meliki yazıyor. Meliki Yevmiddin. Şimdi orada bir tane öyle elif yazıyor, yok. Evet, elif olmayınca, yok, elif olmayınca ebced değeri tam oturuyor. Evet. Ama Maliki olunca ebced değeri oturmuyor. Oradan da ben mesela onu şey yaptım. Şimdi yaratıcı için de melik dediği zaman, yaratıcıyı da o zaman insan formunda hayal etmen gerekir. O biraz bizim şeyimize, dini itikadımıza uygun değil. Ama bunları hep araştırmacı olarak düşünmek lazım. Ebced değeri fazla çıkıyor dediğin, bir elifle yazarsan mı normal haliyle Maliki, mi? Maliki, yani tamam. M'nin yanına elif koyduğun zaman bir fazla çıkıyor. Bütün Fatiha'yı Besmele ile birlikte topla. Ebced değerini tek tek harflerin. Ben çünkü onları 19... Maliki Yevmiddin'de mim lam kef mi, mim elif lam kef mi diye geçiyordu. Mim elif. Mim elif. Evet. Ha, orada o zaman Malik. Oluyor. Malik ha, olarak bizim tamam. Musaflarda öyle. Ama öbür şeyde... Öyle miymiş ilk yazmalarda? Tabii ilk şey o Edip Yüksel. Çünkü bu 19'la ilgili çok araştırmalar yaparken elif konusuna o çok odaklandı. Yani ilk orada, yazmalarda kanıt şeyi var mı yani önceki var, örnekleri? Var, resimleri vardı da ben şimdi şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Yani ha, onun, o zaman var. Ne oluyor? Taşkent yazmasında galiba. Onu, ha tamam. Taşkent yazmasında. İngiltere'de bu bir şeyde. Tamam anladım. Orada mesela Meliki Yevmiddin diyor. O zaman ne oluyor? Yani ne tam oturuyor şeyi, ebced değeri. Mesela şöyle yap. Anladım, 19 anladım. Tam oturuyor. Anladım yani. Elif zaten bir demek. Yani ebced değeri çıkarırsan bir düşer. Çıkıyor, bir düşüyor. Peki sonuç oturuyor. Olarak nereye varıyor? Sonuç olarak şöyle, şimdi bu 19 yılların sisteminden yola çıkarsak, ben mesela acaba burada var mı böyle bir sistem, yok mu falan. Eğer varsa bu Fatiha'da zaten vardır dedim. Fatiha'da olursa araştırayım öbürlerini de. Ama Fatiha'da yoksa araştırmaya gerek yok diye. Çok zorlandım. Bir tane fazla çıkıyor. Nereden? Baktım eliflere. Maliki orada var bir tek. Yani burası olabilir. Öbür elifler şeyleri bozuyor. Kelimelerin yapısını bozuyor. Onu da bu şeyi de bulunca eski nüshalarda, o zaman dedim tamam. Yani bu ebced değeri oturuyorsa o zaman bu Fatiha'da bir model bulmam lazım benim. Bu modeli diğer bütün şeylere uygulamam lazım. Onları uygularsam 19 sisteminin de doğru olup olmadığı anlaşılır diye böyle onun üzerine gitmiştim. Versene bir kağıdı. Şey şunu bakayım. Mu? Ha. Mesela bak Besmele'de de. O Besmele ile ilgili bir şey söyleyeyim mi? Söylesene. Mesela B ile başlıyor değil mi? Fatiha suresi B ile başlamış oluyor. Çünkü Besmele birinci ayeti.
B'yle başlıyor. Bunu abjet değerinden de ispat edebilir. Şimdi bak çok enteresan bir şey var. Bak bir şey daha söyleyeceğim, unutma söylediğini. Arkasından gelen Bakara suresi Elif Lam Mim diye başlıyor. Elif'le başlıyor. Şimdi bu neden öyle? Niye? Alfabenin birinci harfi Elif. Ama burada B'yle başlıyor. Peki bunun bir örneği var mı? Bunu mesela Tevrat'ta tartışıyorlar Yahudiler. Bereşit diye başlıyor. Aslında diyor ki bir grup, hayır Bereşit diye başlamaması lazım. Apreşit diye başlaması lazım. Başlangıçta manasını veren Apreşit'tir. Bereşit diye başlıyor. Bunun Elif'ini çıkartmışlar diyorlar. Onlar kendi aralarında Tevrat'ta öyle bir tartışma. Ama bizde de B ile başladı. Ben enteresan bir şey söyleyeceğim şimdi. Evet. Ha. Şimdi B ile başladı. Sonra Sin. Sin. Sonra Mim. Evet. Yani Bismillahirrahmanirrahim yazarken. Evet. Ama Alak suresinin ilk ayetine git. İkra Bismi Rabbikellezi halak. Evet. Orada B'den sonra Elif var. Burada yok mesela. O şimdi şöyle, bu format bu. Besmele formatı. Bak ben format buradan... da ama şimdi aynı. Yok. Yani bismi orada da bak. Bismi Rabbikellezi halak. Yani evet. Aynı başlıyor bismi. Burada da Bismillah diye başlıyor. Tamam. Burada Elif yok. Orada var. Bismesmede orada var. Bir ismi. Mesela o konu, onu söyleyeyim mi sana? Şimdi bak o benim en büyük delillerimden bir tanesi bu 19. Sisteme karşı. Şimdi 19'cularda bu besmeleleri falan sayıp eşitlemeye çalışıyorlar. Bak burada da tutuyor falan diye. Aslında tutmuyor. Şimdi 114 tane sure var değil mi? Evet. 113 tane besmele var. Bir tanesinde yok. Evet. Tövbe suresinin başında yok. Evet. Değil mi? Şimdi 114, 19'un tam katı. 113 olunca olmuyor. Peki nerede var bir tane? Evet. Süleyman Bahsi'nin Nem suresinde içinde var. Evet. Onu getirip Tövbe suresinin başına koyuyorsun. Değil mi? Peki Besmele birinci ayeti olursa bu şekilde oluyor. 114 Nem suresinin içindekiyle tamamlanmış oluyor. Peki Besmele formatında senin söylediğin B, S, M şeklinde. Evet. B, Elif, S, M şeklinde değil. Evet. B, S, M şeklinde Kur'an-ı Kerim başka yerinde var mı? Geçiyor. Var işte az önce dediğim şey. Bir tane var. Bir tane var. Bir tane orada geçiyor işte. Hud suresinde var. Yok. Yok şey Bismillahirrahmanirrahim halakta öyle değil miydi? O değil. O Elifli. Elif. O Elifli. Tam işte. Elifli çok Elifli. Var. Elifli çok var başka yerlerde. Şimdi bu BSM, bu ayet, format. Ayet surenin içinde geçen diyorsun. İçinde geçen başka yerlerde tamam, var. Tamam nerede? Hud suresinde nerede? Hud suresinde Hazreti Nuh gemiye binerken Bismillah diyor. Evet. Onun çalışması değil mi? Şimdi Bismillah bu Besmele formatında yazılmış. Bak bu ayrı bir format. Bunu özellikle Allah yapmış. Yani bir ismi Rabbike'leri ayırmış, BSM'leri ayırmış. Ve burada öyle bir şey ki bu 19'un sistemini araştırmaya da insan sevk ediyor. Şimdi bu BSM, Bismillah diye giriyor. Bir ismillah diye girmiyor. Yani Bismillah diye evet, giriyor. Evet. Şimdi Rahman Rahim de Besmele'nin devamı nerede var? Fatiha suresinde var. Sadece tek ayet olarak. Şimdi bak burada Besmele'yi ikiye parçalayıp, bir tanesini Hazreti Nuh'un Hud suresine koymuş. Gemiye binerken söylediği sözü olarak. Bir tanesini de Fatiha'nın içine yarısını koymuş. Şimdi bunu birleştirirsen birleştirirsin, birleştirmezsen birleştirmezsin. Burada şunu iddia edebilirsin. Bu formatta 115 tane de var diyebilirsin Kur'an'ın içerisinde. Hayır onlar ikiye ayrı parçalanmış. 114 tane de var diyebilirsin. Şimdi bu çok acayip bir şey. Bu bize şunu gösteriyor. BSM ayrı bir format. Bu besmele formatı. Evet. O senin söylediğin bir ismi Rabbike halak normal yazım şekli zaten o. Evet. Onu diyormuş. Şimdi oradan da isim kelimelerini araştırmaya giriyorlar. İsim kelimeleri de o senin söylediğin bozuyor. Tutmuyor. 19 sistemini bozan şey o. Yani tutmuyor. Yani 19'cuların iddia ettiğini bozan yeri söylüyorsun sen şu anda. Evet. Bir de mesela şu soruyu da doğurmuyor mu? Ümmi bir peygamber yani okuma yazma bilmeyen hani öyle denir ya öyle koyulur. O zaman burada yazılırken katiplere şunu elifle yaz şunu elifsiz yaz mı dedi ya nasıl oldu yani? Ümmi o senin hadisçilerin iddiası yani hadisçiler o şekilde. O zaman okuma yazma bildiğini de o zaman ortaya çıkarıyor yani, bu. Biliyordu tabii bilmez olur mu? Hatta bak. Çünkü katibe yani şunu elifli yazacaksın, şunu elifsiz. İkisi de aynı. Buradaki bismi elifli, buradakini elifsiz de diyebilirsin. Demesi lazım yani. Bunu
bilen insanlar vardı. Onlar öyle yazdı. Ama peygamberin kontrolünde, Cebrail'in kontrolünde aynı, olmadan da telaffuz olmaz. Telaffuz aynı. Telaffuz değişmiyor ki. Telaffuz. Bismi. Orada yani bir ismi de elife ekleyebilir belki. Ama yani bunu şimdi Cebrail aleyhisselam kontrol ediyor. Peygamber de orada yazdırdığı zaman onu kontrol ediyor. Ha, peygamberin zamanında yazılmadı. Sonradan yazılıyor. Sonradakiler mesela, nasıl diyecekler bunu? Hı. Şimdi mesela şöyle iddialar da var. Yeni araştırmacılar. Kur'an-ı Kerim'e birçok yerde kitap denilmesinde ayetlerde bu kitapsa eğer yazılı olarak gelmiştir diyor. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim vahiy olarak gelip sonradan yazıya çevrilmiş değil diye iddia edenler var. Bunu bir de destek olarak mesela Hazreti Musa'ya verilen levhaları da levhaları biz yazdık verdik diye ayet var diyorlar. Şimdi Hazreti Musa'ya da yani Allah'ın kendisi yazılı olarak bunu kitabı da aynı şekilde yazılı olarak yani Kur'an-ı Kerim'i de kitap olduğu için çünkü bu kitap kelimesi birçok yerde geçiyor. Mesela Hazreti Süleyman'ın da kitabı şeye göndermesi var. Belkıs'a göndermesi var. Peki kitap, Kitab-ı Kerim. Evet. Bak, adı da o. Kitab-ı Kerim. Bunun bir de bir duralım bir şey söyleyeyim abi. Yani Süleyman peygamberin Belkıs'a mektup göndermesi diye herkes bilir. Meallerde kitap. De o şekilde geçiyor. Ama onun altını çizelim. Kitap gönderdi kitap şey aslında kitap. Kitab-ı Kerim diyor. Hem de Kitab-ı Kerim. Evet. Kur'an-ı Kerim. Peki Kur'an-ı Kerim'i nereden buluyorsun? Vaka suresinde var. Bir de Kur'an-ı Kerim ismi var yani Kur'an'ın içinde. Şeyi de unutma abi istersen. Süleyman'ın gönderdiği kitap. Kerim olan kitap. Nasıl başlıyordu? Besmele ile başlıyor. Besmele ile başlıyor evet. Yani innehu innehu yani nasıldı o tam hatırlayamıyorum. Kavlül. Yok yok innehu Süleyman innehu bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde yani tam şeyini hatırlamıyorum ama bu şekilde yani o Süleyman'dandır ve Bismillahirrahmanirrahim olarak başlar veya Bismillahirrahmanirrahim'in kendisidir de diyebilirsin. Ama buna Kitab-ı Kerim diyor. Bir de bir yerde daha var dedin. O neydi? Tam devam ediyordun ya ben araya düştüm. Araya kayıt düşmeden önce sen bir şey söyleyecektin. Bir de Hud suresinde mi var diyordun? O kitap. Kitabı gönderiyor Belkıs'a. Kitap, şimdi bana şöyle itiraz ediyorlar. Sen diyorlar burada Kitab-ı Kerim geçiyor. Bir Kur'an-ı Kerim'e de Kur'an-ı Kerim diyoruz. Oradan bağlantı yapıp Kur'an gitti diyorsun. Ama Kur'an-ı Kerim'e Kur'an-ı Kerim olduğunu, Kur'an'ın içinde bir ayet var mı diyorlar. Bak, nereden yakalamaya çalışıyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim ismini nereden buldu insanlar? Allah mı söyledi? Yoksa insanlar sonradan buna Kur'an-ı Kerim demiş olabilir. O zaman senin söylediğin iddia geçersizdir diyecek. Ama ben diyorum ki bak Vaka suresinde var. Var. Kur'an-ı Kerim. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim ismi geçiyor Kur'an-ı Kerim'in içinde. Yani Allah'ın koyduğu bir isim. Evet. Onun için buradan biz şöyle diyoruz. Kitab-ı Kerim hangi kitap olabilir? Kur'an-ı Kerim olabilir. Kur'an-ı Kerim peki Hazreti Süleyman'a nereden geldi? Hazreti Süleyman Belkıs'a onu göndersin. Hazreti Süleyman peygamberimizden en az 1000 sene önce. Bak zaman yolculuğunu burada da dikkate al. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir parçası olsun veya tamamı olsun. Hazreti Süleyman'ın elinde vardı. Şimdi nereden geldi deyince benim aklıma şey geliyor. Süleyman'ın yanındakilerden önce bir ifrit, sonra kitaptan zaten bilgisi olan bir kişi tamam, ayağa kalkıp diyor ya. Onu anlatsın o kısmı. Anlatayım onu şimdi. Orada Belkıs'a çağırıyor. Yani bana inanan insanlar olarak gelin. Yoksa ben gelirim sizi zorla da zapt ederim, memleketinizi, krallığınızı elinizden alırım falan diye ayetler var. Şimdi orada yanındaki vezirlerine sesleniyor. Ben diyor haberi gönderdim. O bana gelmeden önce onun tahtını bana kim getirir? Yani onun tahtının gelip gücünü göstermesi gerekiyor. Onu da davet etmiş. Geldiği zaman tahtını burada görürse sen acayip güçlüsün veya senin inandığın sistem Allah'ın sistemi çok güçlü. Yani böyle bir güç gösterisi olacak. Şimdi oradaki bir vezir. Bu cinlerden bir ifritti diyor. Evet. İfrit de NPC yani. Cinin NPC. Ben diyor sen diyor bak makamından ayağa kalkmadan önce. Şimdi buradan ben mesela kaç saniyede kalk? Şöyle kalkayım. Kalktım. Yani ne kadar geçti? Bir saniye geçmiş midir? Geçmiştir. 1-2 saniye geçmiştir. Evet. Bu bir zaman geçti aradan.
ne kadar kısa olursa olsun bir zaman geçti. Onu diyor makamından kalkmadan getiririm diyor. Evet. Şimdi öbür kitaptan yanında bir bilgi olan, gerçek bir bilgi olan vezir de diyor ki. Hangi kitap? İşte hangi kitap? Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim. O ne diyor? O da şöyle diyor. Sen bakışın sana geri dönmeden önce. Tarf kelimesi geçiyor orada, tarf. Tarf şu demek. Baktın, bir şeyi gördün. İster yakında olsun, ister uzakta olsun. Gökyüzüne baktın, en uzaktaki cismi gördün. Anında geliyor değil mi? Işık hızı demektir bu. Şimdi bunu çevirenler şöyle çevirmişler. Gözünü açıp kapatmadan önce demişler. O da hemen hemen yakın ama gözü açıp kapatmak bile bir saniye sürer. Yani gene zaman geçer. Burada hiç zamanın geçmediğini anlatıyor. Bakışın sana geri dönmeden önce. Işık hızından daha önce. Işık hızından daha önce demektir bu. Ve tat geldi diyor. Şimdi bunun açıklamasını mesela Fususül-i Kem'de İbn Arabi yapmış. Cin vezirin söylediği diyor, zamanın içerisinde belirli bir dönemi alır ve zaman bölünebilir bir zaman ifade eder bu. Ama diyor insan vezirin, orada insan diyor, insan vezirin yapmış olduğu şey diyor, hiç zaman geçmeden diyor, olmuştur diyor. Onun açıklamalarını da yapıyor. Işık hızı nasıl davranır, nasıl yapar? Bak 800 sene önce bizim günümüzden, 800 sene önce peygamberden 600 sene sonra. Bu Kur'an-ı Kerim'den bu bilgiyi alıp, bu ışınlanma hareketinden anlattığı şey, ışık hızı ve izafiyet teorisi İbn Arabi'nin. Yani İslam alimleri aslında bunu teorik olarak çözmüşler bu konuyu. Ben şöyle diyorum, günümüzden 800 sene önce ise 300 sene sürseydi, yani İbn Arabi'nin bu Kur'an-ı Kerim'den çıkarttığı bu yoruma göre çalışsalar, teknolojisini 300 sene sürseydi, bugün 500 sene önce yani kanuni zamanında bizim zaman makinamız vardı. Ama İslam alimleri bunu yani teknik olarak üstüne gitmemişler. Teorik olarak bilgi vardı ve kitaplarda var, olduğunu da görüyoruz. Ve burada anlatılan şey bugün Einstein'in izafiyet teorisi, hızla cisimlerin nasıl davrandığı, kütlenin hıza göre nasıl enerjiye dönüşüp dönüşmediğini, zamanın mekana nasıl dönüşüp dönüşmediğinin anlatılması. Ve bütün zaman yolculuğu da buna bağlı zaten. Yani buradaki Süleyman bahsinde geçen ışınlanma hadisesi aynı zamanda bir zamanda yolculuk hadisesini de ifade ediyor. Yani ışınlanmayla zamanda yolculuğu biz birbirinden ayırabilir miyiz? Zamanı aşıp geliyor sonuçta. Ayıramazsın. İşte biraz önce anlattım. İzmir'e atla eşekle gitmek de aynı zamanda yolculuk. Arabayla gitmek de zamanda yolculuk. Işık hızı sınırı altında olduğu için biz bunu zamanda yolculuk olarak görmüyoruz. Ama ışık hızı sınırına geldiğin zaman bu zamanda yolculuktur. Evet. Burada tat sıfır zamanda geliyor. Bunu biraz daha ilerletirsen geçmişe gidip geçmişten de bir iş yapabilirsin. Yani gelecekten geçmişe gidip geçmişte bir şeyi değiştir. Kaderi başka bir mecraya bile sevk edebilirsin. Bu çok acayip bir şey. Bu kaderin değişmesi gizli bir kaderin gizli bir bölümü bu. Şu anda bu teknolojide olmadığımız için yapamıyoruz. Belki de bu teknolojiye ulaşsak bile bu yasaklanmış bir şey olabilir. Evet. Yapılamayabilir belirli sınırlar içerisinde. Ama bunu yapanlar var mı? Var. Bak burada mesela çok acayip bir şey var. Tamam. Şimdi tahta geldi, bitiyor mu? Yok, bir kısa araya gideceğiz ama bunu yapanlar var. Değerli izleyenler, çok enteresan bir şey söylüyor Serhat Ahmet'ten. Onu aradan sonra ele alacağız. Bir de bir kayıt düşerek araya gidelim. Bunu yapan kişi, yani tahtı sıfır zamanda, yani zamandan bağımsızlaştırarak getiren kişi, dolayısıyla zaman yolculuğunu da bilen kişi kim? Kitaptan bilgisi olan bir kişi. Öyleyse evet. O kitapta bu işin nasıl olduğunu yazıyor olması lazım. Yazıyor. Onu da bir not olarak konuşalım yani.